Merhaba arkadaşlar, soru çözmeye devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Övünmek gibi olmasın ama güzel yemek yaparım. Övünmek doğru yazılmış. B şıkkı, tepsinin üstünü alüminyum folyo ile kaplayıp fırına verdim. Alüminyum doğru arkadaşlar. Folyo yine doğru yazılmış. C şıkkında olay dün gece saat 2'de cereyan. Doğru arkadaşlar, cereyan etmek. D şıkkı, birkaç diş derken birkaç sözcüğü belirsizlik anlamı taşıyor. O yüzden bitişik olmalıydı arkadaşlar. D şıkkında bir de sarımsak var. Sarımsak doğru yazılmış arkadaşlar. E şıkkına bakalım. Eserlerinde klişeleşmiş. Klişeleşmiş sözcüğü de doğru yazılmış. Aradığımız cevap D şıkkıdır. Birkaç kelimesinin bitişik yazılması gerekiyordu. Diğer soru, yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? Seneler geçtiği halde aynı sarışın esmer çocuklar ağaçlara tırmanmaya çalışıyor. Aynı yerlerde saklambaç. Saklambaç değil, saklambaç doğrusu. Saklambaç olacak. İki numaralı cümlede yanlışlık var. O zaman A şıkkı elendi, C şıkkı elendi ve diğer şıklar da elendi. Devam edelim. Birdenbire oluyor arkadaşlar. Birdenbire nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor arkadaşlar. Bu da yanlış yazılmış. Aradığımız cevap ne olacak arkadaşlar? B şıkkı olacak. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Birinci cümleye bakalım. 1 Eylül 2005'te ay ve gün isimleri bir tarihle beraber kullanıldığında büyük yazılır. Doğru yazılmış. Bu da tayin kelimesi var. Doğru yazılmış tayin. İkinci cümlede tübitak olacak. Tübitak da değil. Tübitak olacak. Yanlış yazılmış arkadaşlar. Üçüncü cümlede Amerika'nın kuzeyindeki derken kuzey sözcüğü özel isimden sonra gelirse, bir yer isminden sonra gelirse küçük yazılmalıydı. Burada büyük yazılmış. Aslında küçük olacak çünkü yer isminden sonra gelmiş. Ne zaman büyük yazılır? Yer isminden önce geldiğinde yazılır. Kuzey Amerika deseydi büyük olurdu. Dördüncü cümleye bakalım. Birkaç sözcüğü belirsizlik anlamı taşıyan bu sözcük bitişik yazılır. Yanlış yazılmış yani. Doğrusu birkaç olacak. Beşinci cümle, ben fark etmeden. Fark isim, etmek fiil. İsim artı etmek, eylemek, olmak, kılmak. Yardımcı fiille oluşan birleşik fiillerde ünlü düşmesi ya da ünsüz çoğalması yoksa ayrı yazılır. Burada ünlü düşmesi ya da ünsüz çoğalması olmadığı için ayrı yazılması gerekiyordu. Burada da yanlışlık var. Yanlışlık olmayan, yazım yanlışı olmayan cümle birinci cümledir arkadaşlar. Yani cevap A şıkkıdır. Hangisinde alt içi sözcüğün yazımı doğrudur? A şıkkında prosedüre. Yanlış, prosedür olacak arkadaşlar doğrusu. B şıkkında öğleye değil, öğleye doğru olacak. C şıkkında kuaför değil, kuaför olacak. D şıkkında plaka derken arada ı olmayacak arkadaşlar. E şıkkında müptela. Müptela sözcüğü doğru yazılmış. Doğru olan şık E şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. Diyarbakır'da, bakın özel isimdir. Bu özel isme gelen haleki ayrı yazılır. Doğrusu Diyarbakır kesme işareti da olacak. Bu şıkta fazla efendi derken efendi sözcüğü bir insan isminden sonra geldiği için büyük yazılmış, doğru yazılmış. Bey, efendi, hanım gibi sözcükler bir insan isminden sonra geldiğinde büyük yazılır. B şıkkında 3-4 ay sonra yeni bir işe başlamıştım. Burada hata var mı? Yok arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Başımdaki sersemliğe rağmen hiçbir şey, hiçbir bitişik yazılır, şey ayrı yazılır arkadaşlar. Burada da hata var. D'ye bakalım. Nihayet onu korkutmaya, tehdit etmeye. Tehdit isim etmek fiil. İsim artı etmek, eylemek, olmak, kılmak.
yani yardımcı fiille oluşan birleşik fiillerde ünlü düşmesi veya ünsüz çoğalması olmadığı zaman ayrı yazılır. Bu da ayrı yazılması gerekiyor. Çünkü ünlü düşmesi de yok, ünsüz çoğalması da yok. E'ye bakalım, yine mektepten mektep, P sert ünsüzdür. Mektep sözcüğü sert ünsüze bittiği için den eki sertleşmeli ve ten olmalı. Mektep ten olması gerekiyordu. Burada da hata var arkadaşlar. Hata olmayan, yanlışlık olmayan şık hangi şıktır? B şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? İsmail bir an önce küçük A'nın yanına gitmeyi istiyordu. Küçük A bir takma isimdir. İnsanlara verilen takma adlar büyük harfle başlar. Burada hata var. Karanlık sokağa bakan kafeslerin boyası dökülmüş pencereydi. Burada yok. C şıkkına bakalım. Havaya kül rengi ve sonu gelmeyen. Gelmeyen değil, gelmeyen olması lazım. D şıkkında. Ama yine de, de burada haleki değil bağlaçtır. Arkadaşlar, bağlaç olan D da ayrı yazılır. Bu şıkta D'nin bağlaç olduğunu nasıl anladık? D'yi çıkardığımızda cümlenin anlamında tamamen bir bozulma yok. O yüzden ayrı yazılır, bağlaçtır. Burada da hata var. E şıkkına bakalım. Odasında hiçbir şey derken hiçbir kelimesi bitişik yazılmalıydı. Burada da hata var. Aradığımız cevap B şıkkıdır. Çünkü B şıkkında yazım yanlışı yoktur. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A şıkkı rüzgar şiddetle esmeye başladı. Yok. B gah orada gah burada dolaşıp duruyor. Yok. C çeyiz bakma. Bakma değil bakma ya. Çünkü bakma sözcüğü, bakma sözcüğü arkadaşlar A halekini alınca araya kaynaştırma ünsüzü olan Y'yi alır. Bakmaya olur. Burada yanlışlık var. Bakma değil bakmaya olacak. Aradığımız cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Diğer şıklarda da herhangi bir yanlışlık yok. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? İnsan uykuda bilinçten de maskelerden de soyunur. Bakın D bağlaştır burada. Her ikisi de ayrı yazılmış. Doğru. B şıkkında tarihi olayların çarpıtıldığını iddia ediyordu. İddia etmek ayrı yazılmış. Doğru. Çünkü iddia isim etmek fiil. Herhangi bir ün düşmesi ya da ünsüz çoğalması yok. O yüzden ayrı yazılmış. C şıkkında bu film de. Film değil film olacak. Filmde olacak doğrusu. Aradığımız cevap yazım yanlışı olan cevap C şıkkıdır. Arkadaşlar D'ye bakalım. Çocukluğunda bir kez olsun dışarıya yalnız çıkmamıştı. Burada bir hata yok. E şıkkında da bir hata yok arkadaşlar. Hissediyorsunuz bitişik yazılır. Çünkü his etmek fiiliyle birleşirken bakın ikinci bir S ünsüzü çıkmış. Bu tür isim artı etmek, eylemek, olmak, kılmak gibi yardımcı fiille oluşan birleşik fiillerde ünsüz çoğalması olursa burada olduğu gibi bitişik yazılır. Doğru yazılmış. Aradığımız cevap nedir arkadaşlar? C şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelere hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Yanlış soruları işaretleyip getirin. Bakın yanlış, yalın tek demek. Burada ise yanınla bir alakası yok bunun. Doğrusu yanılmak. Yanıl sözcüğü ı şeklini almış. Yanıl sözcüğünün ikinci hecesindeki ı düşmüş. Bunun sebebi de arkadaşlar ünlüyle başlayan bir ek alması. Doğrusu yanlış olacak. Yazım yanlışı yapılan şık A şıkkıdır. Aradığımız cevap A şıkkıdır. Bu cümlelerde kaç yazım yanlışı vardır? İnsanların yaşamdaki duruşu bir anlamda kiminle, kimin ile, ile ayrı yazılmalıydı. Yazılmamış. Burada hata var. Devam edelim. Paylaşmayı seçtiğine bağlı. İyi, güzeli kendisine, çirkinlikleri başkasına mı? Mı? Bakın burada ayrı yazılmalıydı. Sonra anlamı taşıyan soru edatıdır. Yoksa iyi ve güzeli herkese, herkese değil herkese olacak. Burada da hata var. Çirkinlikleri hiç kimseye derken hiç kimse ayrı yazılması lazım. Burada da hata var.
Toplam 4 tane hata var. Aradığımız cevap Denizli'dir arkadaşlar. Bu parçada numaralı sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Ahenkli doğru, harfleriyle doğru, anlaşılmayan değil, anlaşılmayan olacak. Aradığımız cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altıncı sözcüğün yazımında yanlışlık vardır? Ruhsatı A'da doğru, hattı doğru, uçağın kanadı doğru, sıhhatini doğru. E şıkkında zıttına değil zıttına olacak arkadaşlar. Zıt sözcüğü dı di du dü ekini aldığında yumuşak söyleniyor. Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda zıttına şeklinde yazıldığını göreceğiz. Aradığımız cevap E şıkkıdır. Dersimi takip ettiğiniz için teşekkür ederim.